Şimdi Said Mustafa İslamoğlu'nun insanın yaratılış süreci hakkındaki bir video sohbetini dinleyeceğiz. Daha sonra da yeri geldikçe yorumlarımı yapacağım inşallah. Buyurun dinleyelim. Bakınız, ilk yanlışla olaya başlandı. Kur'an'daki kelimelerin karşılığını Kur'an kendisi vermektedir. Önce şunu belirtelim ki, kainatta yaratılmış olan temel olarak iki varlık vardır. Birisi Ademoğlu şemsiyesi altında insanlar, diğeri de meleklerdir. Ademoğlu şemsiyesi altındaki insanların göstermiş olduğu davranışa, ırkına, rengine, cinsine göre sıfatlaşarak Kur'an'da isimler alırlar. Melekler de kendilerine yüklenmiş olan görev süreci içerisinde göstermiş oldukları görevlere göre onlar da sıfatlaşarak isim alırlar. Şimdi dinleyelim. Kur'an'ın göstermiş olduğu mesaj doğrultusunda olayı çözmeye çalışalım. Buyurun. Şimdi bütün canlılar sudan yaratılmış. Canlıların temel özelliği bu. Ama beşeri sudan yarattık ayeti ayrı bir konu içinde anlam taşımaktadır. Oradaki su zürriyetlerden gelen ana rahminde yumurtayla birleşen sudan bahsedilmektedir. Temel olarak bunu anlatıyor benim anladığım kadarıyla. Buyurun. Çamurdan.
Kur'an'daki konuşlandığı yere baktığımız zaman beşer kelimesi hem Rabbani yolda yürüyenler için kullanılmış bir ifade hem de gayri Rabbani yolda yürüyenler için kullanılmış olan bir ifadedir. İşte biz Kur'an'da beşer kelimesi geçen ayetlerin hangi anlamda kullanıldığını ancak konu içerisinde anlayabiliyoruz. Mesela kafirler dediler ki sen Mekke'nin en zengini olmalı değil miydin? Hurmalıklardan bir bahçen olmalı değil miydi? Veya Allah'ı getirip bizimle konuşturmalı değil miydin? Demelerine karşı Allah Resulüne ya Resulüm onlara de ki ben de sizin gibi bir beşerim ifadesiyle beşer kelimesini burada peygamber anlamında vahyi bilgilerle donatılmış, vahyi bilgilerle söyleyen ve yaşayan anlamda kullanmış. Bir ayette de kafirler şu sizin gibi bir beşere mi inanacaksınız demelerine karşılık da orada kafirlerin de bir beşer olduğunu Kur'an anlatmaktadır. Önce şunu tespit etmek lazım. Aşama aşama gelen insan, Adem iki anlamda kullanılmıştır. Birisi insan soyunu temsil eden Adem, bu Adem'in yaratılışı aynen değişik ayetlerde, değişik anlatışlarla sudan yarattı, çamurdan yarattı, tırdeneden, topraktan yarattı, balçıktan yarattı ifadeleriyle konumuna göre insan yaratılışını bize anlatır. Mesela kemik haline gelmiş bir insana tutup da tın tın eden topraktan yarattık der. Kemik de topraktan, et de topraktan, damarlar da topraktan bunu anlatıyor. İşte insan kelimesiyle, onu ileride konu gelince yine anlatacağız inşallah. İnsan kelimesiyle Adem kelimesini Kur'an farklı bir kategoride değerlendirmiş. Adem, insan soyunu temsil ederken daha insanın hem takva yoluna hem de fıs yoluna eğilim göstermemiş hali Adem'dir Kur'an'da. Yani her doğan çocuk bir Adem'dir ama her akıl balı çağına gelen çocuk da insandır. İnsan kendisine emanet yüklenen. Bakınız yine bunu bir ayetle belgelemeye çalışalım. Ahzab suresi 72. ayette biz yerlere, göklere ve dağlara o emaneti sunduk da onlar bu emaneti yüklenmekten kaçındılar, korkuya kapıldılar. Ama insan bu emaneti yüklendi, ne zalimdir, ne cahildir ifadesiyle insanı bu emanet yüklenen, sorumluluk yüklenen bir konuma taşımaktadır. Bir ayette de yine İnsan suresinin birinci ayetinde daha insanların adı bile anılmaya değmezken ne dehir geçti ne dehir ifadesi kullanılır. Yani insanoğlu kainattaki bütün varlıkların yaratılışından sonra en son aşamada yaratılan varlıklardır. İnsan meleklerden yorumlanmış mükemmel bir varlığın adıdır. Yani insanın neresine bakarsanız bakın takvası, aklı, fıskı, bedeni, ruhu, canı bunların hepsi melek olduğu halde ama insan melek değildir.
Neden melek değildir insan? İnsan hem Rabbin yoluna yürüyebilecek bir donanıma taşınmış, hem de gayri Rabbani yolda yürüyebilecek bir donanımla donatılmış bir varlıktır. İşte bundan dolayı insan melek değildir. Ama insana hem takva yoluna gidebilmesi için takvadan bir dürtü, bir ses, bir teklif gelmektedir. Gayri Rabbani yolda yürümek için de iblisten, bir adı nefisten, bir adı da fıs ve vücurdan bir ses gelmektedir. İşte insanı Kur'an her iki yöne gidebilme eğilimiyle, nötr bir varlıkla iradesini kendisine vermiştir. İşte İnsan suresinin 2. ayetinde biz insana yolu gösterdik, dileyen şükreder, dileyen de nankör olur derken bunu anlatmaktadır. Evet, dinleyelim. İslam toplumlarında ve Kur'an okuyan kardeşlerimizin yanındıkları en büyük konulardan, noktalardan birisi de budur. Görünmeyen bir varlık cin değildir. Bu belki Arapça sözlüklerde böyle bir anlam taşıyabilir ama Kur'ani anlamda bu ifade kesinlikle yanlıştır. Kur'an'ın hiçbir yerinde cinleri dumansız ateşten yarattık diye bir ayet yoktur. Görülmeyen varlıklardan yarattık diye bir ayet yoktur. İki yerde Rahman suresi 15, Hicr suresi 27. ayette biz canlı dumansız ateşten yarattık der. Can cinle yakından uzaktan, belki her kelime başka kelimelerle bağımlı ama burada cin kelimesiyle yakından uzaktan alakası yoktur. Buradaki can kelimesi daha önceki Hicr suresinin 26. ayetinde biz şu insanı topraktan yarattık, yani kaborta kısmını, kemiklerini, etini, derisini, efendim tüylerini, gözlerini, kulaklarını topraktan yarattık. Ama onu diri tutan, canlı da dumansız ateşten yarattık ifadesi kullanılır. Evet, dinlemeye devam edelim. Çok yanlış. Hem de o kadar yanlış ki insana irade ne zaman veriliyor? Ergenlik çağına geldiği zaman. Ergenlik çağına geldiği zaman insana iblisten bir ses gelir. İblis olgusu zaten o zaman insana yükleniyor. Araf suresinin 20. ayet-i kerimesinde şeytan Adem ve eşine dedi ki eğer şu ağaca yaklaşmayın, eğer o ağaca yaklaşırsanız ebedi cehennemlik olursunuz. Allah iblisi sizin iki melek olmamanız için sizin öz yapınıza yerleştirdi. Ve size öyle bir tekliflerde bulundu ki
inkar etmeyi, fuhşu, ahlaksızlığı, adaletsizliği, her türlü kötülüklerin teklif sunucusu iblistir. İşte bu iblisin tekliflerinden uzak durun. Onun sözlerine asla kulak asmayın. Takvadan gelen seni Rabbim Allah'tır sözüne sadakat göstermeye davet sunan takvadan gelen sese kulak verin. Eğer o iblis olmamış olsaydı siz de diğer yaratılmış olan varlıklar gibi melek olurdunuz. Yani kendinize kodlanmış olan bilgilerle hareket ederdiniz. Ama o iblisin o insan yapısına yerleştirilmesiyle siz meleklerden ayrılıp halife konumuna yerleştiniz. Dünya hayatında kendi kararınızı kendiniz veriyorsunuz. İşte insan kendi kararını bütün dünyadaki insanlar bir araya gelseler onu ne yanlış yöne ne de doğru yöne götürme gücüne sahip değillerdir. Onun için insan yetki ve sorumluluk sahibi, emanet yüklenen, kendi sorumluluğunu, bedelini kendisi ödeyecek olan bir varlığın adıdır. Eğer iblis olgusu olmamış olsaydı siz ebediyen devamlı olarak bu şekilde itiraz etmeden kendi görevinize, zaten meleklerin görevi o değil miydi? Allah'ın kendilerine kodlanmış olan bilgilerle hareket eden varlıklar. Onlarda akıl yok, onlarda irade yok, onlarda seçme hakkı yok. Onlar sadece insanların yöneldikleri zaman kendilerine hizmet sunan, emrine amade olan varlıkların adıdır o. İnsanlar yeryüzünde ve kainatta meleklerin hizmetleriyle adımlarını atmakta, yürümektedirler. Evet. Beşer kelimesi insan olmadan önceki hali değil, beşer kelimesi insandan türeme bir sıfattır. Yani insan oluncaya kadar Adem beşer değildir. İnsanı insan yapmaya adım atan başlangıçta insanı dalları, budakları efendim bir ağaç haline gelecek olan insanlığın ilk adımını temsil eder. Çocuk bir Adem'dir. Doğan bir bebek Adem'dir. Ergenlik yaşına gelmeden önce bütün insanlar Adem'dir. Ama insan ne zaman gündeme geliyor? Ona ergenlik yaşında takva ve iblis olgusu yüklendiği zaman o insan oluyor. Ve dolayısıyla davranış biçimlerinin, cinsiyetinin, efendim gösterdiği yolda performansa göre sıfatlaşarak isim almaktadır. Kafir de bir insandır, Yahudi de bir insandır ama insanın sıfatlaşmış hali kafirdir. İnsanın sıfatlaşmış hali insandır, Yahudidir veya Hristiyandır veya münafıktır veya peygamberdir veya mümindir, Müslümandır. Bunlar hep insandan türeyen varlıklardır. Adem'den değildir. Adem'den insan türer, insandan da beşer türer, insandan kafir türer, insandan münafık türer, insandan Müslüman türer, insandan peygamber türer, evliya türer, dost türer. Evet. Bunların bilinmesi lazım. Allah inşallah ruhu
Şimdi burada önce insanı Kur'an iki kategoride değerlendiriyor. Birisi beden, bu evrende yaratılmış canlı ve cansız varlıkların hepsinde vardır. İkincisi can, belki cansız varlıklarda enerji olarak bu tanımlanabilir ama canlı varlıkların hepsinde can vardır. Üçüncüsü de ruhtur. Bütün kainattaki varlıkların hepsinde ruh vardır. İkinci kategoride değerlendirilen insan, birisi takva, birisi iblis veya fısk ve fücür, birisi de akıldır. Bu üç olay insanın dışında hiçbir varlıkta yoktur. Bu da gösteriyor ki insan bazılarının anlattığı gibi maymundan türemiş bir varlık değil. İnsan insanların dışındaki bütün varlıklardan bu özelliklerle ayrılarak hiçbir varlıktan türeme bir varlık değildir. İnsan, kainatta yaratılmış olan bütün varlıkların özelliklerini kendisinde barındırır ama kainatta insanın dışında hiçbir varlık insanın bütün özelliklerini kendisinde taşıyamaz. Öyleyse insan kainatta yaratılmış en mükemmel varlığın adıdır. İşte bu anlamıyla insan bir halife konumundadır. Yani haşa tabiri caizse Allah insana yeryüzünde sen kendi özgür iradenle, kendi kararınla yürü. Bir Allah olsaydın sen ne yapardın sorusuna karşılık insanı halife konumuna yerleştiriyor. İnsan bu tabirle kendisini öldürmek istiyor, öldürebiliyor. Başkasını öldürmek istiyor, öldürebiliyor. Başkasına yardım etmek istiyor, yardım edebiliyor. Başkasıyla arkadaş olmak istiyor, olabiliyor. Yani kendi kararını insan kendisi veriyor. Kendi yol seçme özgürlüğünü kendisi ortaya koyuyor. İşte iki yoldan birisi Rabbani yol, birisi de gayri Rabbani yolda seçme özgürlüğü insanın kendisine aittir. İşte dileyen şükreder, dileyen de nankör olur derken Allah bunu kastediyor. Bu dünya deneme hayatı, ahiret ise bu denemenin, bu sınavın arkasından verilecek olan ödülün adıdır. İşte Mülk Suresinin 2. ayeti kerimesinde biz insanı denemeden, sınavdan geçiriyoruz. Hangisinin daha güzel amel işleyeceğini görmek için. Biz hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için ölümü ve hayatı yarattık der. Öyleyse insan yeryüzünde bir halifedir. İnsan yeryüzünde kendi kararını kendisi verebilen bir varlığın adıdır. Şimdi burada bedenin topraktan yaratıldığını, çamurdan, tıntıneden, topraktan veya balçıktan, hep bunlar aynı kökten gelen kelimelerdir. Canlı da, yani o bedeni diri tutan
o bedeni ayakta tutan canlı da, o enerjiyi de biz dumansız ateşten yarattık der. İşte ruh kelimesi doğru algılanamadığından, doğru anlaşılamadığından Kur'an'da bu yanlışlıklar ortaya çıkmaktadır. Kur'an'da yaklaşık olarak 22 yerde ruh kelimesi geçer. Ruh kelimesini peygamber için kullanmış, insanlara üflenen için kullanmış, Cibril için kullanmış, Allah kendisi için kullanmış, kitap için kullanmış. Ama insana üflenen ruh farklı bir konumda değerlendirilmiştir. İşte evrene de ruh üflendi. İnsana da ruh üflendi. Daha Adem iken de ruh üflendi. Ruh, yaratılmış olan varlıkların kendi görevlerini aktif hale getiren olgunun adıdır. Yani insanda beden var. İnsanda can var. Can ne yapıyor? İnsanı diri tutuyor, ayakta tutuyor. Bütün hücrelerin, bütün organların yaşamasını sağlıyor. İşte ona ruh üflendiği zaman, işte burada insan olduğunda, insanda o ruh iki eylem, iki yol seçimiyle insan karşı karşıya gelmektedir. İşte biz insanlara o emaneti yükledik de onlar bu emaneti yüklendiler, kabullendiler. Ne zalimdir, ne cahildir derken insanoğlunun büyük bir çoğunluğunun gayri Rabbani yolda o emaneti yüklenip sahip çıkmadıklarından dolayı Kur'an yer yer insan bedenine, öyle insanlara merkepler gibidir ifadesi söylemiştir. Cuma suresinin 5. ayeti kerimesinde bunlara kitap yüklü merkepler demektedir. Emanet yüklenmiş ama emanetin sorumluluğunu yerine getirmemiş. İşte bu insanlar Kur'an'a göre merkep, eşek tabirini ele almaktadır. Şimdi insan olduğu zaman bakınız, bir çocuğun gözünün görme hali, kulağının işitme hali, efendim böbreklerinin, kalbinin çalışma hali ruhun ona üflenmesiyle olmaktadır. Ama insanın yol seçimi konumu, işte oradaki ruhun üflenmesiyle insan hem takva yoluna aktif hale kendisini yönlendirmekte, hem de iblis yoluna kendisini yönlendirmektedir. İşte oradaki ruh insanın kendi isteği istikametinde çaba ve gayretinin ortaya koyma durumudur. Bunu bir de bildiğimiz güncel hayattan örnek verelim. Bir buzdolabı diyelim ki hazır bir halde yapılmış, bekleniyor. Eğer ona bir enerji yüklenmezse o buzdolabı insan kütüğü gibidir. Yani canı olmayan bir beden gibidir. Ne zaman ki o buzdolabına enerji yükledin, buzluğu buz tutmaya, diğer yerleri de koyduğun ürünleri soğutmaya başlar. İşte buz tutma ve soğutma olayı, işte ona ruhun yüklenmesi anlamını taşımaktadır. Ruh kelimesi can kelimesiyle kesinlikle aynı değildir. Zaten insan bir bütündür. Biraz önce saydıklarım gibi
beden, can ve ruh insan canlı zincirini ve takva, iblis ve akıl bunlar bir bütündür. İnsan öldüğü zaman bunların hiçbirisi kalmaz. Tekrar ahiret aleminde bedenler çiftleştirildiğinde, yani parmak uçlarının dahi sayılacak konuma geldiğinde, yeni bir dirilişle diriltildiğinde, işte yine o hesabını o zaman insanlar verecektir. Dolayısıyla bu anlamda ne kabir azabı var, ne öldükten sonra insanların havalarda uçuşan, memleketten memlekete giden ruhları yok. Evet, dinliyoruz. Son halkası, ilk halkası. Bu Kur'an yasak. Bakıyorum. Eylem yaran nezine kefere ve semavati vel arda kâne tağatman. O kafirler görmediler mi ki gökler ve yol başlangıçta bitişik. Allah Allah. Ayeti ayet bildiniz mi? Bu hakikat, bu hakikat geçen yüzyılda keşfedilmiştir. Gökler ve yerin bitişik olduğu başlangıçta bitişiktir. Kâne tağatman. Fakatak nâbuna. Biz onu sonradan ayırt. Bu yaklaşım güzel ama akıl, vicdan, bir başka ifadeyle takvanın, iblisin aktif hale dönüştüren olayın adıdır ruh. Mesela eğer ruhu, yaratılmış olan varlıkları kendi görev alanı içerisinde aktif hale dönüştüren bir olay olmamış olsaydı, o zaman çocuklardaki kendi görev alanı içerisindeki görmeleri, işitmeleri, konuşmaları, yürümeleri diye bir olay olmazdı. Yani can enerjidir, beden topraktır, ruh da o bedenle enerjinin, toprakla enerjinin her hücre ve organların veya fertlerin kendi görev alanları içerisinde aktif hale görevlerini icra etmesinin adıdır ruh. Evet. Anlaşılması benim için çok önemli. Çünkü yanlış anladığınız zaman yandığınız için. Çok önemli. Anlaşılması. İsrailiyatın yeten aklının büyük problemi buydu. Allah'ın hüddediği ruhu onlar canlıları zannediyor. Oysa insan canlıların son halkasıdır, ilk halkasıdır. Doğru. Daha düzlenen ruh ileri
orada melekler bir şeyler biliyorsa onların iradesi vardır demektir. Oysa insanların dışında gerek cansız varlıklarda, gerek bitkilerde, gerek hayvanlarda asla irade yoktur. Onlar kendilerine nasıl bir görev yüklenmişse, nasıl bir bilgi kodlanmışsa o bilgilerini icra ederler. Orada meleklerin itiraz etmesi diye bir şey yok. Allah melekleri bize tanıtıyor. Onların yerini ve konumunu bize tanıtıyor. İnsana tanıtıyor. Emanet yüklenecek olan halifeye tanıtıyor. Beşere tanıtıyor. Evet. Allah'ın sünnetinde asla bir değişiklik bulamazsın derken aslında bu ayetleri de göz önünde bulundurarak bunları anlamak gerekiyor. Daha insanoğlunun adı bile anılmaya değmezken derken Kur'an insanların dışında yaratılmış olan zerreden küreye kadar insana lazım olan havasıyla, suyuyla, bitkileriyle, ormanlarıyla, denizleriyle, yıldızıyla, güneşiyle, ayıyla ne varsa hepsinin yaratılışını gündeme getirmektedir. Yoksa insanın yaratılışından geçen bir süreci değil. Bunu çok iyi kavramak lazım. Yani insan, insanoğlunun yaşayabileceği bir ortam hazırlandığı zaman insan yeryüzüne yerleştiriliyor. İşte bu da bir insanın ömrü ne kadar? Diyelim ki yaklaşık 100 yıl. İşte bu 100 yılın yaklaşık ergenlik çağına geçinceye kadarki dönemi aynen bir melek kategorisindedir. Kendisine görev yüklenir. O zaman o görev doğrultusunda hareket eder. Ama ergenlik çağına geldiği zaman insan
artık seçme, yol seçmeyle karşı karşıya kalır. Bunun birisinde Rabbanioğlu seçme teklif sunan takva vardır. Gayri Rabbani yola gitmeyi teklif sunan da iblis vardır. Bir başka ifadeyle fısk ve fücür vardır. Bir başka ifadeyle nefis vardır. İşte bunlar insana yüklendiği zaman insan Adem olmaktan çıkıyor, insan oluyor ve insan seçmiş olduğu yolda gösterdiği performansa göre sıfatlaşarak isim alıyor. İşte beşer kelimesi de insan kelimesinden türeyen bir kelimedir. Adem kelimesinden insan türemiş, insan kelimesinden de beşer türemiş, şeytan türemiş, cin türemiş, kafir türemiş, Yahudi türemiş, mason türemiş. Aklına ne kadar kadın, erkek, cinsiyet, ırk, Türk, aklına ne kadar insanla ilgili kelimeler veya sıfatlar varsa hepsi bunlar insandan türeyen ifadeler. Mesela bir adama İngiliz dediğin zaman bu İngiliz ırkını temsil eder, anlamını taşır. Bunları bilmek lazım. Evet, dinliyoruz. Şimdi Darwin'e göre insanların hayvandan türemesi olayı kesinlikle Kur'an'a göre doğru değil. İnsan, biraz önce de bahsettiğim gibi, takva, iblis ve akıl olgusuyla insanların dışındaki bütün varlıklardan ayrılmaktadır. Eğer maymunlarda akıl ve irade olmuş olsaydı, o zaman insan maymundan türeyebilir diyebilir, bir insanın aklından seçenek geçebilirdi. Ama maymunlarda veya maymunların dışında hayvanların hiçbirinde akıl yok, takva yok ve iblis olgusu da yok. Hayvanlar yaptıkları İyi veya kötü davranışlardan dolayı sorumlu tutulmayacaklar. Bir tane kişi çıkıp da hayvanlar yaptığı suçtan dolayı cehennemde yanacak diyebilen var mı? Veya Kur'an'ın hiçbir yerinde hayvanların cehennemde yanacağına dair bir ayet var mı? Yok. O zaman hayvanlarda seçenek yok. Daha önceki dediğim gibi kainatta iki varlık var.
melekler ve insanlar, başka varlık yok. Melekler, insanoğlunun emrine amade olmak için yaratılmış. İnsan da bu melekleri kullanarak hayatını yaşamakta. Sapma yoluna da meleklerle insanlar gidiyor. Hidayete gelme yoluna da insanlar meleklerle gidiyor. Melekler insanlara güzelliklere yöneldikleri zaman hizmet sunar diye bir ifade yok. İnsan kararını hangi yönde verirse melekler insanın kararına hizmet sunar, emrine amade olur. O zaman bugün aslında Darwin'in teorisi, Kur'an'daki takva olgusu, iblis olgusu ve akıl olgusu olayı hiçbir varlıkta olmamış olması işte Darwin teorisini yerle bir etmektedir. Evet, dinlemeye devam edelim. Kalkasını kesmiş, atmış, bir hayvana maymun koymuş. Oysa ki beşer maymun değil. Ama akılsız, iradesi de vicdansız canlı. Evet, beşer ol. Dedim ya, suretin insan idi ama suretin insan değil. Evet. Sual, Darwin'e ne de benziğinde gel ol. Bu çok yanlış. Çünkü beşer, insanın gerek Rabbani yolda, gerek gayri Rabbani yolda gösterdiği performansın durumuna göre sıfat almış halidir. Mesela daha önce de bahsettiğim gibi, peygamber de ben de sizin gibi bir beşerim derken, o zaman bu ifade yakışır mı peygambere? Yakışmaz.